Şimdi söyle, eğer gerçekten evlenmediysek neden bu kadar üzüldün? Neye pişman oldun? Sonuçta gerçekten evlilik yemini etmedik ya, yani bu sahte bir törendi. Hepsi bir yalandı, oyundu ve bunları sırf bir an inansın diye yaptık. Bak işte, şimdi o gerçekten evlendiğimize inanıyor. Aksine şu an mutlu olmalısın çünkü istediğini elde ettin. Evet, ben istediğimi elde ettim. Şu anda mutlu olmam gerekiyor ama neden bilmiyorum Bihan'ın canını bu kadar yakınca ben onu böyle yıkılmış görmeye dayanamıyorum. Öyleyse alışmaya bak Tapki. Çünkü bunlar başlangıç. Mihan Pandey daha çok acı çekecek. Öyle çok acı çekecek ki ne yaşayabilecek, ne de ölebilecek. İşte o zaman intikamımı almış olacağım. İntikamını mı? Yani seninkini, senin intikamın benimdir. Bihan'ın acı çekmesini istememiş miydin? Ve öyle olursa bu benim hoşuma gidecek. Senin de. Ayrıca sen çocuğuna verdiğin sözünü de tutmuş olacaksın. Çocuğuma verdiğim sözü tutmak istiyorum ama bu şekilde değil. Bu şekilde Bihan'ı üzüp kahrederek değil. Zaten bugün ona bu hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşattım. Ah, artık yeter. Onun her gün böyle acılar içinde olduğunu görmeye dayanamam. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki artık son bir görevi yerine getirerek asıl hedefime yaklaşmam gerekiyor. Ve bu son görev de o Koshi'nin yalanlarını ifşa etmek. Çünkü o Koshi devi Bihan'a bütün bunları yaptıran kişiydi. Ve şimdi herkesin önünde Koshi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım Kabir. Çocuğuma verdiğim sözüm, hedefim, intikamım, sahte evliliğimiz hepsi bitecek. Kabir, bu son görevim için harekete geçtiğimde yanımda olacaksın değil mi? Benim buradaki amacım sadece sana yardım etmek. Ben sen ne istersen onu yapmaya hazırım. Teşekkür ederim. Bugün ne oldu böyle? Bir şekilde Tapki'nin evlenmesini engelleyemedim. Peki ya Bihan? Sessizce kenardan izledim. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Gözyaşlarını saklayınca insanın acısı artar değil mi? Ne oldu? Sen neden bu kadar üzgünsün? Tapki ile Bihan için. Yani Vani ve Tapki için. Vani ile Bihan için. Vani Bihan'la evlenmek üzereydi ya. Ama Vani sonra gidip Kabir'le evlendi ve benim Bihan'ım da onunla, yani Vani ile evlenmek istiyordu. Vani bu evde misafirimiz. Onunla akrabalığımız yok ki. Sen ona neden üzülüyorsun? Ve Bihan'a gelince, Bihan'ı da bir şekilde Şankar'la evlenmeye ikna etmemiz gerekiyor. Böylece o da yeni bir hayata başlayabilir. Kendisi
Keşke sana misafir dediğin Vani'nin Tapki olduğunu söyleyebilseydim. Bizim Tapki'miz, bizim gelinimiz Tapki. Bir yanlış anlaşılma yüzünden hem kendinin hem de Biha'nın hayatını mahvetti o. Her şeyin ama her şeyin sonunu getirdi. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bir şekilde bu yanlış anlamayı ortadan kaldırmam gerek. Çünkü Tapki ile Biha'n asla birbirlerinden ayrılamazlar. Tapki, siz birbirinizden ayrılamazsınız. Sen neden böyle bir şey yaptın? Seni durdurmaya çalışmama rağmen gidip Kabir'le evlendin. Nasıl bu kadar aptal olabilirsin Tapki? Bunu bana açıkla. Neden? Ama neden böyle bir şey yaptın? Duru, bu hayatta yalnızca iki şey insanın aklını kaçırmasına neden olur. Biri sonsuz aşktır, diğeri de sonsuz nefret. Ve biliyorsun ki ben Biha'na karşı bu ikisini de hissediyorum. Yani bunun sonucu olarak yaptıklarımda tamamen haklıyım. Değilsin Tapki, değilsin. Korkarım ileride verdiğin bu karardan çok pişman olacaksın. Ve geri dönüp baktığında yapmasaydım diyeceksin. Bugüne kadar verdiğim hiçbir karardan pişman olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Çünkü Biha'nın bana yaptıklarının hepsinin bedelini ödemesi gerekiyordu. Bilmiyorum Tapki. Ama bana kalırsa bu sefer yaptıkların doğru değildi. Sen beni iyi tanıyorsun Tapki. Ben yanlış yapanın tarafını tutamam. Yalnız olduğunu biliyorum. Ve üzgünsün de. Ama maalesef bu kararını desteklemeyeceğim. Asıl ben senden özür dilemeliyim Duruf. Çünkü bu sefer ben bilerek asıl gerçekleri senden saklıyorum. Sana bu evliliğin aslında gerçek bir evlilik olmadığını söylemedim. Çünkü benim kardeşim mutlu bir hayat olması için çok bekledi. Ve bu mutluluğun benim intikamım yüzünden mahvolmasını istemem. Herkese günaydın. Günaydın hayatım. Bak senin için ne hazırladım. Bademli helva. Aslında bunu yeni gelin hazırlar ama sonuçta benim evimde değilsin. Aksine ben senin evinde olduğum için bunu da ben hazırlayayım dedim. Gel, sana kendi ellerimle yedireyim. Lütfen. Tadı nasıl? Sevindim. Bunu yaparken Aditi de bana çok yardım etti. Biraz daha? Hayır, teşekkür ederim. Bihan? Nereye gidiyorsun? Hadi otur. Kahvaltına anne, hiç keyfim yok. Bırak şimdi keyfi.
Niye aç kalarak kendini eziyet ediyorsun? Çabuk gel otur, yoksa sana inat ben de yemeyeceğim. Hadi koşunun lafını dinle oğlum. Hadi gel. Ay tanrım. Vani evlenerek bu evdeki her şeyi mahvetti. Bu ikisi birbirlerine çok yakıştılar değil mi? Karı koca olarak. Bihan, artık biz de yakında evlensek ya. Ben de gerçek bir gelin olmak istiyorum. Baksana, bu ikisini de çok pahalı bir dükkandan almıştım. Evlilik kolyesi ve sindur. En azından bunları tak bari. Ölürüm yine de seninle evlenmeyi kabul etmem, duydun mu? Çünkü ben insanlara ihanet edip hayatlarını mahvetmeyi bilmem. Başkaları gibi. Ama sen bana Bayan Vani'nin düğününden sonra benimle... Sana yalan söyledim. Yalan. Ve şimdi de doğruyu söylüyorum. Dünyanın sonu da gelecek olsa... Seninle benim aramda bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Bekle biraz Bihan Pandey. İhanet edip insanları mahvetmeyi bu dünyada belki de senden iyi bilen kimse yoktur Bihan. Ben senin Tapki ile de onu kandırarak evlendiğini çok iyi biliyorum ve şimdi de kandırılma sırası Shankar'a gelmiş gibi. Sen ona söz vermiştin değil mi? Eğer ben başkasıyla evlenirsem Shankar'la evlenmeyi kabul edecektin. Hadi etsene. Sonuçta ben kendi sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Artık senin de Shankar'ı kabul etmen gerekiyor. Benim neyi yapıp neyi yapmayacağıma sen karar veremezsin. Kendim karar veririm. O yüzden bundan sonra sakın bir daha beni bir şeyleri yapmaya zorlama. Sen bu evin sahibi ve diğerlerinin patronu olabilirsin. Ama benim değilsin. Ben seni terk ettim. Yani bu evin pek bir değeri yok.
Blue Diamond Hotel beni neden arıyor ki? Alo? Merhaba hanımefendi. Size iyi bir haberim var. Geçen hafta siz ve kocanız Dhruv Pandey burada bir gece kalmıştınız, öyle değil mi? Evet, ne oldu? Aslına bakarsanız otelimizde her ay bir piyango çekilir. Ve kazanan çifti de bir gece burada misafir ederiz. Bu ayın şanslı kazananı sizsiniz. Peki bu geceki ücretsiz davetimizi kocanızla birlikte kabul edecek misiniz? Tabii ki. Çok memnun olurum. Ona sorduktan sonra size dönsem olur mu peki? Tabii, çok teşekkürler. Dhruv, geldiğin çok iyi oldu. Blue Diamond Otel'in müdürü beni aradı. Bu ayki piyangoyu biz kazanmışız. Yani bir gece orada ücretsiz kalabilirmişiz. Peki sence gidelim mi? Ben hemen senin eşyanı toplarım. Aditi, sence de şu anda bu evde olanlar düşünülünce, yani herkesin morali bu kadar bozukken gitmesek daha iyi olmaz mı? Ne oldu ki Dhruv? Herkes oldukça mutlu. Vani ile Kabir evlendiler. Yani bu çok güzel bir şey. Hem ayrıca böylece biraz baş başa zaman geçirebileceğiz. Değil mi? Arayıp gitmeyeceğimizi söyleyeyim. Sen pek mutlu değilsin. Aditi, sen onları ara ve gideceğimizi söyle. Gideriz. Hı? Ama bir şartım var. Bu gülümseme yüzünden asla silinip gitmeyecek, tamam mı? Teşekkür ederim. Üzgünüm Tapki. Sen bu haldeyken ben Aditi ile gideceğim. Ama sana bir söz verdim. Aditi'yi her zaman mutlu etmeliyim. Bu sözü aynı zamanda senin de verdiğini biliyorum. Yoksa sen de Kabir'le asla evlenmezdin. Evet hanımefendi. Tamam. Görüşürüz. Bayan Aditi aradı. Bu akşam kocasıyla burada kalacaklar. Bayan Aditi Dhruv Pandey. Gör bak bu akşam neler olacak. Bu otelde Dhruv'la birlikte düğün gecenizi geçirmiştiniz ya. Bugün aynı otelde ve aynı odada ben seni mahvetmek için çok iyi bir hazırlık yapacağım. Öyle bir şey yapacağım ki ne kadar istesen de olanları asla unutamayacaksın Aditi. Biliyor musun? Shada ölebilir. Öldürebilir de ama asla kaybetmez. Hayır Kabir. Bihan'la benim aramızda olan olayların cezasını çeken kişi Shankar olmamalı. Shankar Bihan'la birlikte evlilik yemini etti. O Bihan'ın karısı oldu. Ama Shankar da bir eşin sahip olacağı her şeyi hak etmiyor mu? Görmedin mi? Bihan Shankar'a nasıl davranıyordu? Bihan bunu yapacaktır Tapki. Sadece zaman lazım. Daha iradesi tamamen kırılmadı. Ona öyle işkence edeceğiz ki her şeyi unutup yalnızca acıyı bilecek. Ondan sonra her şeyi benim istediğim gibi yapacak. Yani senin istediğin gibi. Ona yaşadığını unutturmak için ona eziyet etmelisin. Sonunda savaşından vazgeçecektir ve hayatı için yalvaracaktır. Hayır, 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 hayır Kabir. Ben zaten Bihan'a yeterince zarar verdim Kabir. Benim bundan daha fazlasına... Tapki. Sakin ol Tapki ve cesur ol. Onu kolayca bırakamayız, ondan intikam almamız gerek. Şimdi zayıf olma zamanı değil. Hem Koshi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak istemiyor muydu? Ve bunun için bu oyuna devam etmemiz gerek ha? Üzgünüm Tapki. Senin canını yakmaya mecburum. Bihan'dan kardeşimin intikamını almam gerekiyor. Ve bunun için de seni kullanmak zorundayım. Alo? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne oldu?
Kabir. Kabir, artık bundan sonra Bihan'la uğraşmamıza gerek kalmadı. Çünkü artık Koşi Devi'nin gerçek yüzü herkesin önünde ortaya çıkacak. Beni müfettiş bey aradı. Senin amcanın artık onun teslim olmayı kabul ettiğini bana haber vermek istemiş. Teslim olunca Koşi'ye karşı da ifade verecekmiş. Yani artık Koşi'nin oyunu sona erdi. Ve tabii bizim bu sahte evliliğimiz de. Ne yapabilirdim Koşi? Beni öyle dövdüler, öyle dövdüler ki inan bana hala her yerim ağrıyor. Daha fazla dayanamadım. Sonunda teslim oldum. Onlara seninle benim birlikte yaptığımız her şeyi anlattım. Söyledim onlara. Müfettiş Bey'in söylediğine göre onlara gerçekleri söylediğim takdirde cezam azalacakmış. Tamam. Öyle olsun o zaman, ikimiz birlikte cezamızı çekelim. Değil mi Koşi? Evet. Kesinlikle çok haklısın. Sen yanımda olduktan sonra ben cezamı çekerim. Hapis bile seninle saray gibi görünüyor. Neredeyse unutuyordum. Bugün bu polis karakolunda tören vardı ve ben de bu tören adaklarını senin için alıp getirdim. Madem artık böyle önemli bir karar verdin, bunları Tanrı tarafından gönderilmiş hediye gibi düşün, olur mu? Hadi ye. Tamam. Ben de artık gideyim. Yardım edin. Bize yardım edin. Bakın ne oldu. Baksanıza, adama bir şeyler oluyor. Yardım edin. Bir şey yapın. Bana ihanet eden kim olursa olsun onu mahvederim. Sen de dahi. Gördün işte. Hiç kimse benimle başa çıkamaz. Sen beni ele verdin ama bunu canınla ödeyeceksin. Güle güle. Demek polise konuşursun, öyle mi? İşte böyle dilini yutarsın. Yaptıklarını böyle ödersin. Thank you.
Alo? Ne oldu? Ne olduğunu söylemeyecek misin? Kabusum gerçek oldu Kabir. Yani? Yani Koshi bugün gerçek yüzünü açıkça gösterdi. Bugün Koshi onun ziyaretine gitmiş. Peki kendini kurtarmak için ne yapmış biliyor musun? Amca bugün zehirlenmiş. Ölümden dönmüş. Şu anda komada. Koshi devi, şimdi elinden geleni ardına koyma. Ama ben senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Ama bu sefer gerçekten de haddini çok aştın. Bundan sonra tek bir gün bile beklemeyeceğim. Bunu yapmak için nelere katlanmam gerekeceği hiç önemli değil. Ajan. Çok güzel değil mi? Bu düzenlemeler çok güzel görünmüyor mu? Burada senden daha güzel bir şey yok. Şuna bak. Üstüne isimlerimizi yazmışlar. Dur. Ben... İki dakikaya dönerim. Hemen gelirim. Lütfen. Hemen döneceğim. Acele et ama. Aditi Duru Pandey, eninde sonunda senin ne değersiz biri olduğunu kanıtladım. Ortaya biraz peynir bıraktım ve fare kapana atladı. Neyse, tamam. Söyle bakalım, nasıl görünüyorum? Aynı sana benzemişim değil mi, birebir? Duru'nun içeceğine koyduğum ilaçla o da nereye baksa yalnızca seni görüyor olacak. Ben de senim. Sen burada olsan da o Aditi'yi görecek. Aslında kimi? Yalnızca beni. Yani Şada'yı. Bayan Aditi. Neden bu kadar geciktin? Aditi. Benim biraz başım dönüyor. Sanırım yorgunum. Evet, evet. Aklımı başımdan aldın, ha? Buraya gel. Şimdi her şeyi unut Duru. Bir tek beni. Bir tek beni hatırla. Hı? Hmm.
Eşini öldürmüş olsan bile kurtulamayacaksın ve yaşamak istiyorsan bu gece dağdaki mabede gelip benimle buluşacaksın. Tapki! Sen ölmemiş miydin? Evet, ben öldüm Koshi. Benim ruhum senden intikamını alıncaya kadar yaşayacak. Ve şimdi senin cezanda ölüm olacak. Ölüm. Hayır. Kabir, ne oldu? Çok güzel. Ne? Gözlük. Yani bu aptal gözlükler. Yani bunlar niye? Orijinal tapki bu kadar güzelken bu gözlüklere ne gerek var? Buraya gerçek tapki olarak gelmemin nedeni Koshi devinin kötü niyetini ortaya çıkarmaktı. Yoksa benim gerçek kimliğim önemli değil. Kabir, sen buradaki işleri hallet, ben de gideyim, olur mu? Tabii, ben burada işleri hallederim, sen gidebilirsin tamam. Artık. Teşekkür ederim. Uyan çabuk Kabir Katiyal. O kıza öyle bakmamalısın. Hoş değil. Ama evet. Gerçekten güzel. Beni öldürecek. Lütfen kurtar beni Bayan Vani, ne olur. Bayan Koshi, sakin ol. Bayan Koshi, biraz sakin ol. Neden böyle çocuk gibi davranıyorsun? Tapki yıllar önce ölmüştü. Nasıl geri gelebilir ki? Kendi değil. Ruhu geri gelmiş Bayan Ama Vani. Ama nerede? Onu nerede gördün sen? Orada. Bayan Koshi, orada kimse İleride, yok ki. İleride mabette onu gördüm. Birden belirip bana beni öldüreceğini söyledi. Tamam, öyleyse bana şu mabedi göster. Delirdin mi sen? Hayatta gitmem, beni öldürecek. Beni öldürmeye gelmiş. Beni öldürecek. Bayan Koshi, orasını bilmem ama böyle giderse korkudan öleceksin. Hadi gel de göster bakayım bana Tapki'nin ruhu neredeymiş. Hadi. İstersen sen kendin gidebilirsin. Hadi ama ben de seninle geleceğim. Hayatta olmaz. Hadi. Hadi gel. Bayan Koshi, göster bana neredeymiş Tapki. Göstersene.
Orada üstü örtülü olan şey var ya, o örtüyü kaldırırsan tapkiyi göreceksin işte. O örtüyü kaldır. Yani o örtünün altında tapki mi var? Evet. Hadi gel göster. Gelmem. Hadi ama yürü artık. Ne yani, sen benim sözlerime inanmıyor musun? Sorun değil. Sen yavaş yavaş aklını kaçırıyorsun Bayan Koşi. Ben doğru söylüyorum. Ben geldiğimde birdenbire çok çok büyük bir fırtına çıktı. Şimşekler çakıyordu. Buradaki ziller de sağa sola sallana sallana çalıyordu. Görünüşe göre bu olay seni oldukça etkilemiş. Yanlış anlama ama insanların ölmüş insanları görmesi aynı zamanda bir akıl hastalığının da belirtisidir. Derler ki birini öldürmüş bir insan ruhları görebilir. Ama. Bir saniye. Yoksa sen tapkiyi... Hayır! Ben neden öyle bir şey yapayım? Tapkiyi ben öldürmedim. Gerçekten doğru söylüyorum. Tamam. Eğer sen hiçbir şey yapmadıysan niye endişe ediyorsun? Yani eğer Tapki'nin ruhu geldiyse bile bence sana hiçbir şey yapmayacaktır. Çünkü sonuçta sen masumsun. Ama ben çok korkuyorum. Kesin burada öleceğim ben. Bayan Koşi, gereksiz yere korkuyorsun. Hadi ayaklarını da kaldır. Şimdi biraz dinlen, sabah daha iyi hissedersin. Ne olur beni yalnız bırakma. Ben çok korkuyorum, lütfen. Bayan Koşi, sen bu kadar üzülme artık, tamam mı? Ben buradayım. Hadi uzan. Hadi ama senin biraz dinlenmen gerekiyor. Işığı kapatma. Lütfen ışığı kapatma. Yoksa yine gelir. Kim gelecek ki? Tapki tabii ki. Ama böyle ışıklar açıkken nasıl uyuyacaksın? Tamam buldum. Kendimi bununla iyice örterim. Öylece uyurum ama ne olur ışıkları kapatma lütfen. Tamam. Lütfen. Tanrım. Ah Tanrım, ne oluyor böyle? Gelini olmasına rağmen Tapki Vasu'dan bile daha korkunç. Kayınvalidesi senin gibi olan her gelin böyle bir değişim geçirirdi Koşi Devi. Ayrıca benim gerçek kayınvalidem sensin. Annemden daha gerçek. Ama sen benim her şeyimi aldın. Kocamı, ailemi, her şeyimi. Sen bana yardım et Tanrım. Şimdi gör bak. İşlediğin günahların bedelini nasıl ödeyeceksin? Sen bana yardım et Tanrım. Gör bak ben sana neler yapıyorum. Çok komikti, biliyor musun? Koşi'nin hayatını cehenneme çevirdin. Rüyalarında bile senin ruhunu görecek. Çok zekice. İzninle bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Güzelliğinin yanı sıra bir o kadar da cesur ve zekisin de. Sanırım çok şanslıyım çünkü. Çünkü seni buldum. Kabir. Bir an bize bakıyor. Ben gerçekten üzgünüm. Bunu sadece bir anı kıskandırmak için yaptım.
Üzgünüm Tapki. Ancak Bihan'ın üzüntüsü benim kardeşimin acısının karşılığıdır. Onun daha çok acı çekmesi gerek. Ve istemeden sen de onunla birlikte acı çekeceksin. Drew, senin bir insanı sevdiğin zaman ne kadar iyi olduğunu gerçekten hiç bilmiyordum. Eğer bunu biliyor olsaydım senden asla boşanmazdım. Şimdi sen uyu. Ben hem senin hem de Aditi'nin bardağına ilaç koymuştum. Bu ilacın etkileri 4-5 saat daha sürecektir. İnan bana seni burada bırakmayı hiç istemiyorum. Ama ne yapayım? Eğer Aditi'yi banyodan alıp buraya getirmezsem, o kadar uğraştığım planım boşa gidecek. Senin layık olduğun yer burası Aditi. Ama planım için seni Duruv'un yanına götürmem gerekiyor. Bana ne demiştin Aditi? Drew'la sen birlikteyken ben bir şey yapamaz mıydım? Peki bugün sana ne yaptığımı biliyor musun? Anladın mı? Bugün sen bizzat buradayken kocanı elinden aldın. Bugün Drew ve ben yalnız kaldık ve sen hiçbir şey yapamadın Aditi. Bugünden itibaren ben de onun karısı sayılacağım. Aramızdaki tek fark şu. Sen onunla evlilik yemin ettin. Ama ben... Biz aramızda yeniden evlenmiş olduk. Evet, bugün ben Drew'la nikah kıydım. İşte bak, evlilik kolyem. Bu da alnıma sürdüğü sindur. Hadi bak! Ben de artık tıpkı senin gibi Aditi, evli bir kadınım. İşte buna intikam almak denir. İntikam. Lütfen beni affet. Ben seni affedemem. Thank you.
Bana bak, sana bunu kaç kere söyledim. Benimle uğraşmayı bırak, yoksa ben de sonunda istemediğim ve senin de istemeyeceğin bir şey yapacağım. Tapki, 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 sen iyi misin? Sana bir şey oldu mu? Tapki, senin sevdiğin adam benim. Sen benim karımsın. Ben Vani'yim. Artık tören bitti ve siz de karı koca oldunuz. Peki Bihan Tapki olmadan nasıl yaşayacak? Ama Tapki gidip Kabir'le evlendi. Ben ne yapacağım ve nasıl yapacağım? Kusura bakmayın hanımefendi. Bay Bihan'ın odasını temizlemiştim ve çöpleri atmaya götürüyordum. Hata bende, ne olur kusuruma bakma. Neyse artık topla da götürüp atıver. Ha? Tamam. Bir dakika. Bunları atma. Tamam. Bu mektubu Şankar yazmış. Ama kime? Bihan'a. Öyleyse niye bu paramparça? O gün Bihan'ın odasından Şankar çıkıyordu. O mektubu aldın mı almadın? Evet aldım. Getirip bana verdi. Peki onu ne yaptın? Parçalara ayırdım. Paçavra gibi attım. İyi de Şankar niye bir yana oturup uzun uzun mektup yazmış acaba? Yani gidip onunla yüz yüze konuşabilirdi. Umarım bütün bu karmaşayı yaratan Şankar'ın yaptıkları değildir. Günaydın. Drew. Ne kadar çok başım ağrıyor. Aslında bende pek bir sorun yok gibi. Ben buraya nasıl geldim? Demek istediğim, ben dün gece banyoya gitmiştim. Ama ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Dün sen banyoya gittikten sonra ben de... Evet, ben sana evlilik kolyesi takmıştım. Ve sindurda sürdüm. Bana mı? Elbette sana. Sonra sen bana sarıldın ve sonra da... Drew. Ben gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırım dün akşam yediğimiz bir şey dokunmuş olmalı. Sen bu kadar gerilme. Ben hemen toparlanayım ve sen de hazırlan. Bizi beklerler. Drew.
çok şey olmuş böyle. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tanrım, benim neyim var böyle? Eğer bir yerlerde bir hayalet görürsem o kesin Tapki'nin hayaleti oluyor. Ama Tapki çoktan ölüp gitti bile. Yoksa ben gerçekten deliriyor muyum? Bir doktora görünmem lazım ama bu doktorun evi nerede? Buralarda olacaktı evi. Hayır! Ne oluyor? Önünü görmüyor musun? Öldürecek misin beni? Evet, öldüreceğim. Tıpkı senin beni öldürdüğün gibi. Ben senin yüzünden evimden atılmıştım. Sonra araba kazası geçirdim ve öldüm. Şimdi sen de bir kaza geçirip öleceksin. Hayalet. Kimsini öldürecek anne? Arada. Hayır, araba. Oradaki araba üstüme geliyor. Beni öldürecek oğlum. Araba mı? Anne, sen iyi misin? Bekle, gidip bakayım. Anne, hangi araba? Burada araba falan yok. Oradadır, iyice her yere bak. Anne, burada bir şey yok. Gel de kendin bak. Hayır, gelmem. Sen kendin bak. Onun için o kadar süslenmeme rağmen zahmet edip yüzüme bakmıyor bile. Biha'nın sabahtan akşama kadar düşündüğü tek şey Tapki. Siz? Evet, ben. Şankar, şimdi sana soracaklarıma dürüst ve açık cevaplar ver. Çünkü ben yalanları hiç sevmem. Bu mektubu sen mi yazdın? Hayır. Ben neden yazayım ki? Hayır, ben yazdım. Kes! Bak, ben yalanlardan nefret ederim dedim sana. Tekrar deneyelim ha? Bu mektubu Biha'na sen mi yazdın? Ona verdim. Yırtan o muydu? Anlat hadi. Evet. O benim onu ne kadar sevdiğimi hiç anlamıyor. Ama bu soruları bana neden soruyorsunuz? Çünkü ben bu evde kimsenin bilmediği tüm gizli gerçekleri öğrenmek istiyorum. Herkesten bir şeyler mi saklıyorsun sen?
Hayır, hayır. Peki bana söylemek istediğin bir şey var mı Shankar? Hayır, ben bir şey saklamıyorum. Bu öyle bir şey değil. Ama eğer bir şey saklıyorsan Shankar, şunu iyi bil, öğrenince acıma. Bunu sakın tehdit gibi düşünme kızım. Çocuklarının acı çekmesini istemeyen annenin sözleri gibi düşün. Shankar, bundan sonra sürekli gözüm üstünde olacak. Dikkatli ol. Oldu. Sanki tap ki yetmezmiş gibi şimdi bir de bu çıktı. Benim hemen o mektuba bir şey yapmam gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağım ama Bihan'ı asla kaybetmeyeceğim. Burada ne işin var? Ben... Rampieri buradaydı. Ben de... Merhaba Bay Bihan Pandey. Tapki ile ilgili beni tehdit edip durdun. Yok uzak dur, yok dokunma. Ama sen benim karıma yaklaşmışsın. Sonuçta karı koca arasına girmek iyi değildir. Gidelim mi karıcığım? Bekle. Rampieri burada kaldı. Bay Bihan Pandey burada ya, canavar. Hayvansever. O getirir işte. Bayan Vani, sen burada... Bunda bir sorun mu var? Yok, benim ne sorunum olsun ki? Siz ikiniz karı koca nereye isterseniz giderseniz, öyle değil mi? Hadi gidelim Vani. Evet, hadi siz önden gidin. Bihan burada benimle kalacak. Artık hiç korkmuyorum. Tutun bana. Görüşürüz dostum. Ya. Bir saniye. Bay Sefak, Bay Harvaniş, ne yapıyorsunuz siz böyle? Bunu sizden kim istedi? Ben. Nedenmiş o? Söyleyeceğim. Biraz sabredin ama. Aditi. Harikasın. Bütün gün güller, balayı, dağınık saçlar, geç kalmalar. Görünüşe göre dün gerçekten çok eğlenmişsin.
ve sen tatlı çocuk. Aa, bugün hiç iz yok mu? Aa, affedersin. Herhalde dün gece Aditi seni o kadar da çok sevmiyordu. Şada sen... Evet, ben çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Sizin romantik evli halinizi görünce mutlu oluyorum doğrusu. İşte bu yüzden bugün ikinizin üstüne çiçekler yağdırdım. Ama ne anlamı var? Ben sizin ikinizi ne kadar düşünüyorum ama siz benim duygularımı önemsemiyorsunuz. Hoş değil. Bu evlilik kolyesiyle sindur da ne? Ah, yani o kadar çok şey konuştuk ama ikinizin benimle konuşması gereken en önemli konuya daha gelemedik. Ben evlendim. Ne? Ne zaman? Kiminle? Dün gece. Hayatımın aşkıyla, Drew'la. Sen delirdin mi? Ne diyorsun sen? Sakin ol Aditi, sakin ol. Önce bırak da bir lafımı bitireyim. Star Drew'la evlendim demek istemiştim. Sonuçta sen bu Drew'u benden çoktan çaldın. O yüzden ben de star olanı kendime alayım dedim Aditi. Sen gerçekten delirdin galiba Şada. Neden bu kadar sinirlendin? Senin bunu duyduğunda sevineceğini sanmıştım. Drew konusunda beni tehlike görmez demiştim. Ama tam tersi tepkiler veriyorsun. Şada, bana bak sen. Ups. Saçmalıklarım bitti mi? Bitti mi yoksa daha var mı? Aditi. Kafayı yemişlerle konuşmaya çalışmanın bir anlamı yok. Boş ver onu. Hadi gidelim. Deli öyle mi? İşte bu Tapkin'in Bihan'a yazdığı o mektubun ta kendisi. Bugün bunu yakıp sonsuza kadar yok edeceğim. Bakalım ondan sonra o ihtiyar bana ne yapabilecek? Hey Shankar! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyordun? Ben burada ateş yakıyordum. Ateş. Evde ocak varken sen ateş mi yakıyorsun? Hı? Bu ne? Göster bana. Sorun olmaz, değil mi? Hadi. Memnun oldunuz mu? Bunların hepsi çöp. Ocağı yakamadığım için ateş yakayım demiştim.
Ama size ne oldu böyle? Hep benden şüpheleniyorsunuz. Sen şükret ki sadece şüpheleniyorum. Benim şüphelerimin doğru çıktığı gün Şankar, bunlar yakılacak çöp değiller. Bunu bile bilmiyorsun değil mi? İnsanlar bu eski gazeteleri çeşitli şeylerin altına sermek için kullanırlar. Senin evinde öyle yapılmıyor muydu? Lanet olsun. O mektup da gazetelerin içindeydi. Hey Şankar! Eğer Vasu anne o mektubu görürse Bihan'ı tamamen kaybederim. Hayır. Benim gidip onu bir şekilde durdurmam gerekiyor. Evet. Daha hiçbir şey olmadı Koşi. Asıl benim özel meyve suyumu içince bak bakalım neler olacak. Al. Benim Vani, Tapkin'in ruhu değil. Niye böyle korktun? Ben aslında aniden bir ses geldi de ondan korktum. Bir ses duydum. Neyse, al sana elma suyu. Bunu niye veriyorsun ki? Bana zehir ver Bayan Vani. Hemen bir anda yok olup gideyim ben. Artık bu korkudan kurtulmak istiyorum. Hemen kurtulmak istiyorum. Bayan Koşi, neden bu kadar düşünüyorsun? Zihninin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hepsi bu. Meyve suyunu iç de yat. Al hadi. Neden uyuyayım ki? Ya uykumda gelip beni boğarsa ne olacak? Merak etme. Hadi sen bunu iç. Hadi içsene. O meyve suyunu içme anne. Bunun içine bir şey koymuşlar, içmem ben. Bunu içmem. Anne, bunu içmeden seni durdurdum çünkü onu içerken bu ilacı da iç istedim. Sana olanları bir doktora danıştım ve o da bana bunu verdi. Biraz rahatlamana yardım edecek. Ama lütfen bu meyve suyuyla ilacını iç. Sen bana hep çok iyi bakıyorsun Bihan. Al hadi. Sen de biraz meyve suyu iç. Hem de elma suyu bak. Ben elma suyu... Hayır, o elma suyu içmez. Ama sen onun elma suyu içmediğini nereden biliyorsun? Sadece ben değil. Bunu herkes tahmin eder. Çünkü kendisi huysuz olan insanlar tatlı sevmezler. Tatlı şeyleri sindiremezler onlar. Hadi iç. Ay, iyi geldi. Şimdi uykum geldi. Bayan Koşi, uykun geldiyse senin dinlenmeye ihtiyacın var demektir. Uzan da dinlen şimdi. Hadi. Hadi kalk. Gel. Bu
bu doktorun ilacının etkisi değil. Sana verdiğim meyve suyunun eseri. Uyu. Çünkü daha sonra kendin hakkındaki gerçekleri herkese anlatacaksın. Mektubum nereye gitti? Bunların arasındaydı. Yenge, bu Sankar var ya tam bir aptal yani. Eski gazeteler hiç toplanıp yakılır mıymış? Şimdi bütün dolabı iyice temizledim ve gazeteleri de serdim. Yenge bak, ne kadar güzel düzenledim. İyi değil mi? Evet, güzel. Bu arada yenge, bütün bunları ben senden öğrendim. Sen benim yengem olabilirsin ama benim öz annem gibisin. Senin elinden her iş geliyor. Tamam yenge, öyleyse ben diğer işlere bakayım ha? Madem elinden her iş geliyordu da o zaman Bihan'la Tapki arasındaki sorunları neden düzeltemiyorum? Şu anda tek istediğim şey o mektubu bulabilmek. Ama nereden bulacağım? Ne oluyor? Ve ben odamda uyumuyor muydum? Öyleyse nasıl burada uyandım? Bu bir ceset. Kimin diye sormayacak mısın? Kimin? Kimin cesedi o? Senin. Bu senin cesedin Koşi Devi. Ben ölmüşüm. Bu benim cenazem. İmdat! Kapıyı açın! Kapıyı açın! İmdat! Bekle! Sen değilsin bu Balmumu heykelin Koşi Devi. Çok uzun zaman önce öldürüp böyle yok edebilirdim. Ama hayır. Senin kolayca ölmene asla izin vermem. Bugün sen öldün, artık hayatta değilsin. Ben yaşıyorum. Ve ben Tapki'yim, Tapki'nin hayaleti değil. Ne sanmıştın? Amcayı susturduğunda gerçekleri saklayabileceğini mi? Gerçek ne öldü ne de saklanıyor. Şimdi asıl sen öleceksin. Çünkü senin gerçek yüzünü yakında herkes öğrenmiş olacak. Zavallı Koşi. Ama yine bunları kim görse böyle korkardı. Koşi gelmeden ben hemen şuraları düzenleyeyim. Bayan Koşi? Bayan
Bayan Koşi, ne oldu sana? Böyle koşarak nereden geliyorsun? Beni görebiliyor musun? Dokunabiliyor musun? Görüyorsun değil mi? Ben ölmemişim. Hayır, ne oldu sana böyle? Geri gelmiş. Kim gelmiş, kim? O geri gelmiş. Beni kesin öldürecek. Kim öldürecek? Tapki. O ölmemiş, hala yaşıyor. Yine mi aynı şey? Doğru söylüyorum. Televizyona Tapki çıktı ve bana beni öldürdüğünü söyledi. Gerçekten. Bayan Koşi, sakin ol artık. Lütfen Bayan Koşi, ölü bir insan tekrar ölemez. O artık yok. Sen rüya görmüş olmalısın. Ben rüya falan görmedim. Ben Koşi Nehri üstüne yemin ederim Tapki yaşıyor. Hala bana inanmıyorsun değil mi? Öyle mi? Tamam. Öyleyse kanıt olarak sana televizyonu göstereyim. O yaşıyor. Tapki beni öldürmek istiyor. Gel hadi. Hadi gel benimle. Gel Bayan Bani. Hadi sana göstereyim. Gel bak. İşte oradaki televizyonda. Nerede? Yemin ederim ki orada duruyordu. Televizyon buradaydı. Ekranda da Tapki vardı. Bana beni yakacağını söyledi. Bayan Koşi, o artık geçmişte kaldı. Televizyon falan vardı diyorsun ama durum böyleyse sanırım senin gerçekten bir hastalığın var. Sen en iyisi eve git de dinlen biraz ha. Hastalık? Hadi. Ama ben... Senin iyice dinlenmeye ihtiyacın var. Ben gelirim. Kabir, şşt, sakin ol. Kabir, çok teşekkür ederim. Sen yardım etmesen bunu yapamazdım. Aa, hey, bir saniye. Tek başıma yapmadım, bunu ikimiz birlikte yaptık değil mi? Evet. Önce uzun bir süre uyusun diye meyve suyuna uyku ilacı karıştırıp içirdik. Sonra da Balmumu heykelini yaktık. Şimdi o yüzden öldüğünü sanıyor. Tabii, inanması çok normal. Ama bir şeyi doğru yapmadım. Neyi? Koşi Devi, yani o kadın biraz ağırdı, anlarsın ya. Biraz beni düşünebilirdin yani. Kabir, bekle de gör. Koşi Devi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Umarım olur. Gidelim. Hadi. Kalmak istiyorsan akşam tam saat 5'te büyük ağacın arkasındaki ormana gelip benimle buluş. Herkes bir gün ölecek. Ama Koşi şimdi korkudan ölmeyecek. Demek Tapki geri döndü ha? İyi. Belli ki Tapki Koşi'nin kim olduğunu çabucak unutuvermiş. Ben ona hatırlatırım. Eğer Tapki değilse o zaman bugün bunu yapanın son duasını okurum. Kim olursa olsun, yemin ederim ki bu her kimse onu kendi tuzağına düşüreceğim. Yoksa bundan sonra Koşi Devi değilim. Aferin sana Koşi Devi. Demek zamanı gelmeden tuzağını hazırlıyorsun. Şimdi avımın gelmesini bekleyeceğim. Tapki canım, burada seni bekleyeceğim ben.
Tamam. Şimdi Tapki buraya gelir gelmez bu saatli bombayla havaya uçup aya ulaşacak. Bu saatli bomba patlayınca o da patlamayla yok olacak. Sen hala öğrenemedin mi Tapki? Koşi Devi ile uğraşan herkes bedelini öder. Bu nereye gidiyor? Hem de Tapki'nin kıyafetleriyle. Tapki ile Bihan için yapmam gereken şeyi ne olursa olsun yapacağım. Ancak yeni gelinime karşı yerine getirmem gereken görevlerin de yapılması gerekiyor. Bu da ne Vasundura? Yeni gelinin yapması gereken bir tören. Daha önce yapılmalıydı ama son günlerde öyle şeyler oldu ki yapamadık. Şimdi yaparız artık, tamam mı? Otur Aditi kızım. Tamam. Anne, bu tören ne için acaba? Bunu yeni gelini aileden biri yapmak için düzenliyoruz canım. Tıpkı tuzun yediğimiz her türlü yemeğe tat katması gibi bir şey. Öyleyse ben de sana şimdi yapacaklarını söyleyeyim. Ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi avuçlarını tuzla dolduracaksın. Ve sonra bana geri vereceksin. Ben de sana geri vereceğim. Ve bunu tam 3 kere yapacağız. Tam 3 kez. Unutma. Bu öyle sıradan bir tören değil Aditi. Bu aynı zamanda bir test. Tuzun ellerinden dökülmemesi gerekir. Dökülürse uğursuzluktur. Derler ki elindeki tuzu bile tutamayan yeni gelin hiçbir evliliğini sürdüremez. O yüzden dikkatli ol. Başlayalım mı? Bir dakika.